Amerika vadileri ve Asya borsalarında sert yükselişle haftaya başlıyoruz. Fed, Federal Mevduat Sigorta Kurumu ve Hazine eş zamanlı attıkları adımlarla Batık Silicon Valley Bank ve Signature Bank'in finansal sistemi için bir tehdide dönüşmesini engelledi. Federal Mevduat Sigorta Kurumu, finansal sistemi riske atmamak adına bu iki bankanın sigortalı olmayan mevduatını garanti kapsamına aldı bölgesel bankalardaki mevduat çekilişini azaltacak ancak tamamen ortadan kaldırmayacak bir gelişme olarak görüyoruz. Fed ve hazine likidite sıkışıklığı çeken bankalar için vadeli finansman imkanı açıkladı. Açıklanan imkan, borçlarını mevcut kaynaklarıyla ödeyemeyen bankaların hazine bonosu ve ipotek bonosu teminatlarını piyasa fiyatından değil, üzerinde yazılı değerden kabul edecek. Açıklamalar sonrası temel soru, Fed'in 22 Mart toplantısında faiz artırmaya devam edip etmeyeceği. Piyasa oyuncuları, daha önce 50 bas puan faiz artış olan tahminlerini zaten 25 puanı çekmişti. Pazar günkü açıklamalar sonrası Goldman, Mart ayında faiz artışı beklemiyor. Yarın açıklanacak enflasyon verisi, Fed'in faiz adımını küçülteceği mi yoksa faiz artırımını durduracağı mı konusunda ipuçları verecek. Dünya borsalarındaki sert tepki alışına paralel Borsa İstanbul'da pozitif bir açılış bekliyoruz. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 5320 ve 5450 beklentiyi yenen Ülker ve Torunlar GEO hisselerinde pozitif, beklentilerin altında gelen Vestel hisselerinde negatif piyasa tepkisi öngörüyoruz. Sürpriz yapmayan şok marketlerde nötr tepki olur. İhtiyaç kredisi faizlerini sınırlayan menkul kıymet tesisi uygulaması nedeniyle banka hisselerinin piyasadan negatif ayrışmasını bekliyoruz. OSD verisi sonrası otomotiv hisselerinde pozitif tepki öngörüyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.